وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsin. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor, başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür, yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis şu temsile bak, nasıl dünyaya hasr-ı nazar, aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Mesela şu kariyede yani barlada iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar. Güzelce yaşıyorlar, yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, orayı düşünür, ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ne görür ne görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim alam-ı firakı kapamak ister. Ey nefis, başta Habibullah aleyhissalatü vesselam bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim, deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Aczı beşeri, fakrı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme, zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Tam orada bırakayım yine baştan. Evet, nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Gafil kafaya bir tokmak, bir ibret. Evet, gafil. Hakikaten insan gafil, yani elindeki kıymeti anlamayan gafil. Evet. Barla var mı barla? Var mı? 272 aç. Barla da güzel bir örnek veriyor. İnsan elindeki kıymeti anlayamazsa, kıymetsiz şeylerle oyalanırsa, o kıymetsiz şeyi, kıymetsizden daha kıymeti görse, gafildir. Üstad Barla da diyor ki, küfür divaniliktir. Dalalet sarhoşluktur, gaflet sersemliktir. Anladım. Bir misal verecek. Küfür divaniliktir, dalalet sarhoşluktur, gaflet sersemliktir. Sersem adam doğruyu iyi fark edemez. Fark edemez. Bakın misal veriyorum. Küfrün divaneliğiyle ve dalaletin sarhoşluğuyla ve gafletin sersemliğiyle ebedi elmasları satın almak için verilen letaif ve istidadat insaniye sermayesini fani şişelere, soğuk buzlara veriyor. Yani olarak verecek. Fani, zaten insan dünyaya geliş gayesi biliyorsunuz. Çok okundu. Evet. Ama insanın her bir cihazatı, Üstad 21. sözün 5. ikazına der ki, acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün semerini, hayatını ona ferahlıyorsun. Sadece akılla dünyayı koysan mukayese edemezsiniz. Ama insan gafletten dolayı elindeki altın kıymetli gibi azaları
sırf dünya diyor verince gaflet içinde bulunuyor. Onu ifade ediyor. Şimdi örnek verecek. Elbette ham cam ve camit cemet buz parçaları elmas fiyatıyla alındığı için bakın en âlâ cam ve en eclâ cemet alınır. Bir misal versin üstattan dinleyelim. Bir vakit elmasçı zengin bir adam divane olur, bak, çarşıya gider. Elmasçı zengin, evet. Divane olur, çarşıya gider. Bakın nasıl divane oluyor? 5 paralık cam parçasına 5 altın verir. O zengin divaneye herkes en iyi camlarını alır, ona verir. Anladılar ya bunun divane olduğunu, kıymetini anlamıyor, elindeki kıymetini. Camı veriyor, onun elinde ne var? Ne var? Elmas. Elmas, altın. Onu alıyor, değişiyor. Adam anlamıyor. Hatta çocuklar da güzel buz parçalarını ona veriyor, birer altın alıyorlardı. Hem bir vakit bir padişah sarhoş olur. İkinci örnek. Çocukların içine girer. Evet. Onları vükela ve ümerayı askeriye zanneder. Sonra? Şahane emir verir. Çocukların hoşuna gider. İyi itaat ettiklerinden güzelce bir eğlence yapar. İşte küfür bir divaneliktir. Bir dalalet bir sarhoşluktur. Sonra gaflet konu. Gaflet bir sersemliktir ki maalesef değerli kardeş Allah muhafaza. Baki meta yerine ne yapıyor? Fani metağı alır. İşte şu sırdandır ki ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şeyi şedittir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Evet, küfrün divaneliğiyle, evet, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedi, bak, ebedi ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut eder. Yani bütün bu gözler, aletler, cihazlar sukut eder. Sonra? Ebedi şeyler yerine fani şeyler alır, yüksek fiyat verir. Allah muhafaza. Mesela diyelim şu saat yerde düşse, bir altın çekici var, bir de normal bir taş var. Bir de çivi var. Alırsın çivici taşla çakarsın. Akıl bunu veya bir şekilde çakarsın. Akıl bunu gerektirir. Ama kalkıp altın çekişle ona her vuruşta altından birer toz gider. Gider. Akıl kârı mıdır? Evet. Şimdi diyor ki gafil kafaya bir tokmak. Tokmat. Allah. Yani anla, uyan, aklını başına al. Niçin buradasın? Konu o. Sonra ve bir dersi ibrettir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayatü dünya İlla meta'ul gurur. Dünya hayatı aldatıcı, eğlendirici, oyundan başka bir şey değildir. Dünya hayatı. Evet. Sakın yine ters anlamayın. Üstad şu mesnevi de diyor ki mesnevi dünya 5 şey için mi, 4 şey için mi? Dünyayı kalben terk et. Kesben değil, kalben terk etmek lazım. Yani kesben değil diyor. Dünya çalış ama kalbine koyma. Kalbine. Mesela diyelim değerli kardeşim sen yolda gidiyorsun. Bugün gibi parayla konuşayım. Bir 5 kuruş bulsan, 5 kuruş. Alır mısın 5 kuruşu yolda? Yer her şey. Dilenci almıyor onu. Emeti almıyorsun. İşte ehlullah, işin böyle inceliğini bilen insanlar dünyaya 5 kuruş kıymete veriyorlar. Ecdadımız, her zaman söyledim birkaç yerde, ecdadım bir dünyayı kiracı gibi bakıyor, kiracı gibi. Niye kiracı önüne verdim? Hmm. Niye? Kiracı evine bir şey yapabilir mi? Gömme ban yapmaz ki. Nasıl kiracım çıkacağım der. Geçecek. İşte ecdat böyle bakıyor. Çalışıyor ama kiracı gibi. Çalışıyor, parayı kalbine koymuyor. Kasaya koyuyor. Makamları masaya koyuyor. Böyle bakıyor. O zaman kazanıyor. Ama sırf dünya deyince Allah muhafaza görüyorsun. Evet ne dedi? Ey gaflete dalıp bakın ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsi. Üç mana var burada. Birinci konu dünyayı tatlı görüp pozitif düşünce. Pozitif. İkincisi ahireti unutup seküler düşünce. Laik. Üçüncüsü ahireti unutup dünyaya talip. Bu da bireysel düşünce. Biri pozitif. Biri seküler. Diğeri
bireysel düşünce. Zaman elverişesinde üçünü okuttum. Birisini yapacağız. Dedi ki, ey gaflete dalıp ve dünyaya talip. Dünya deyince Hazreti Üstad'ın mesnevi var, mesnevi. Evet. Bak mesnevide dünyaya böyle bakacağız. Evet. Oku. Arkadaş, dünyanın üç vecihi vardır. Birisi ahirete bakar çünkü onun mezrasıdır. Bu yönüyle değerli kardeşlerimiz, dünyaya ahirete bakan cihetiyle dünya mezatır ahire, yani diyor ahiretin tarlası, burada ekeceğiz. Orada ne yapacağız? Biçeceğiz. Yani bu yönde ibadet edeceğiz, ibadet. Burada ibadet edeceğiz. İnşallah ahirette de karşılığını Allah bize verecek. İki. İkincisi Esma-i Hüsna'ya bakar. Çünkü onların mektep ve tezgahlarıdır. Rabbim bunu nasip etsin. Gezerken, giderken, bakarken, düşünürken hep tefekkür edeceğiz ki bu da Esma-i tefekkür ederek ayrı bir sevap kazanıyoruz. Birinci ibadet ediyoruz. Ahirete bakan ciheti, Esma'ya bakan ciheti tefekkür ediyoruz. Bir elma önüne geldi. Elmada Allah'ın esmasını kısa bir tefekkür edin. Yaratılmış, boyanmış, besin, vitamin konmuş. Yani. Hangi isimler Allah burada gösteriyor? Ona bakmak, Halik ismini, Münevvin, Müzeyyen ismini düşünmekte sevaba girersiniz. Bu iki cihet, sahabe böyle bakmış. İnşallah biz de öyle bakmaya çalışırız. Hep ibadet olur. Hayatı boyunca ibadet olur. Üçüncü cihet ise, konu zaten üçüncüsü, o. Kasten ve bizzat kendi kendine bakar. Sırf dünya, dünya için bak. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine ve bu fani hayatın tekalifine medar olur. Evet, devam et. Nur-u imanla dünyanın evvelki iki vecihine bakmak manevi bir cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise dünyanın fena yüzüdür ki zati ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur. Dünya fenacı da fena gidiyor mu? Gidiyor. Hulusi abinin bir mektubu var. Hoşuma gitti. Kapat ama. Dikkatimi çekti. Dikkat edin. Hatta girerken burada levhalar yazmış. Levhalar. Çok hoşuma gitti. Evet. Bak bunu da yazsanız çok iyi olur. Kalbiniz yazın. Ben evet deyince oraya dikkat edin. Şimdi dünyanın fena olan cihetini Hulusi abi ne güzel izah ediyor. Oku bak şimdi. Öyle bir zaman gelecek ki küllü şeyin halikun illa becehu. Her şey helak olacak. Cenab-ı Hakk'ın zattan başka her şey helak olacak. Devam et. Sırrı zahir olacak. Öyleyse bakın. En metin. En metin. Oku. En âli. Yüksek. En müzeyyen görünen. Evet. Bu saray-ı kainatın. Evet. Bir anda yıkılacağı. Yıkılacağı. Harap olacağı. Ne olacağı? Harap olacağı. Harap olacağı. Bütün sekinesinin mahvu nabud olacaklarını düşün. Aman ya. Düşün. Şimdi dinle. Sonra. Hiç ender hiç olduğunu hatırla. Hatırla. Senin. Şimdi buraya ezberle. Senin tırnak içinde. Mini mini hayat tekneni. Senin mini mini hayat tekneni. Dağlar gibi dalgaları bulunan. Dağlar gibi dalgaları bulunan. Kısacık ömrünün denizinde. Evet. Aldanarak boğulma. Boğulma. Görürsün işte. Bu kadar. Bir de öyleyse hiç onda hiç öyleyse devam mı? Yukarıdan öyleyse nereye? İşte burada bak. Hiç ne? Hiç ender hiç olmuyor. Bak. Hiç ender hiç olduğunu hatırla. Evet, hava değişsin. Mesela şu kitapta Barla'da bakın efendim bak. Oku şurada. Silsile-i bir şey göstereyim size. Silsile-i ilmiyede bana bakın. En son ve en mübarek dersi veren kim? Ve haddimden çok ziyade şefkatini gösteren kim? Hazreti Şeyh Muhammed el-Küfrevi Kuddüs-i Sirruhu'nun hulefasından Alvarlı Hoca Muhammed Efendi. Erzurum var mı şimdi Erzurumlar? Alvarlı Efendi bilir misiniz? Biliriz hocam. Ha, değil mi? Bak. Cüneyt hocamız. Bak Cüneyt hocamız. Misafirimiz. Alvarlı Efe Hazretleri. Bak burada geçiyor. Barla'da bir yerde geçiyor. Sayfa 284. Farklı farklı. Renaka'da böyle. Diğer ibarede başka. Evet. Alvarlı Hoca Muhammed Efendi'ye ve ihvanlarına çok selam ve arz-ı hürmet ederim. Ve o havalide nurlarla alakadar senin dostlarına çok selam ve nur hizmetlerinde muvaffakiyetlerine dua ederiz. Elazığ'a gitmiştim. Şu anda Hulusi abinin sağ kolu olan isim veriyorum.
Elazığ'a bir bakabilirsiniz, bir sorabilirsiniz. Muhammed Oraç'ı karşıdan dinlemiştim. Elazığ'a ben bir Albar'a gittim. Albar'ın Hasan Kale'nin Albar köyünde. Orada dinledim. Ben gittikten sonra ben gittim. 5-6 sene önce vefat etmiş. Çok büyük zatmış. Keramet sahibiymiş böyle. Hatta diyor ki tren yolu Albar'la ta 2-3 kilometre tren gidiyor. Eski şey trenler vardı ya. Hani bu şeydi. Kara trenler ya. Ancak trenin vagonları gözüküyor yani. Raylar bir gözükmüyor. Birdenbire tren geçerken ayağa kalkıyor. Efe kalk kalkmaz. Yürütler de kalkıyor. Kalkınca bizim şey diyemiyor. Efendimiz niye kalktık? Diyor şu anda tren içinde asrın imamının talebesi vardır. Allah'ım. Kimmiş o? Hulusi abi. Keramet sahibi. İmam da değil yani. Ha? Talebesi var. Ha? Yok şey diyor ki asrın imamın talebesi var diyor. Kim? Hulusi abi için diyor. Böyle bir zat. Bu keramet duyula diyorla bizim millet biliyorsunuz. İstanbul'da da geliyor bu şaya. Hiçten bahsedeceğim. Nihayet İstanbul'da bir yüzbaşı sivil kıyafetle gidiyor. O zaman o zamanın parasıyla mesela diyelim şunu şey kabul edin. 250 kağıt para. Eskiler bilir mi? Kağıt para vardı. Evet. Yani gençler bilemezsin ama 250 lira böyle. Ve kağıt 250 lira. O zaman 1954 yılında olan bu olay. Ben lisede okuyordum ben. Herhalde bir memur 200 lira maaş alıyordu. Yani bugün 5000 desen en az olarak daha bile fazla ya. 250 bugün parayla 5000 desen. İki tane 250 koyuyor zarfa 10.000 lira. Doğru Efe'ye gidiyor zarf içinde. Efe Hazreti buyur diyor. Doğular bilir. Kurban diyor, kurban derler. Kaldır şu postaki. Oraya koy diyor. Koyuyor. Al. Bak. Gördün mü? Al işte bak al. 5 milyon hocam. Ama o zamanki bakış. Bana bakıyoruz. Her şey ispatlı oluyor. Evet, neyse kapat. Bugünkü 10 bin lira. Bugünkü oraya. Efe oraya koy diyor. Biraz tabi onlar ilahiye okuyorlar böyle. İlahi okurlar. O sırada kapıda bir adam peyda oluyor. 35-40 belki biraz daha fazla. Duyduğumu söylüyorum. Efe gel gel diyor. Hani derler ya alim yanında dilini tut. Evliya yanında kalbini. Gel gel diyor. Şu zarf orada zarf var al diyor. Orada birkaç tane zarf var. O bir zarf alınca onu alma diyor. O zarfı al diyor. Yüzbaşı getirir zarfı. Zarfı alınca yüzbaşı görüyor. İçinde 3-5 kuruş yok ki. Efe diyor. O çok diyor. Sanki içini görmemiş gibi. Efe dönüyor. Kurban diyor. Onda ihtiyaç çok diyor. Zarf gitti tam ortaya geldi. Kalkıyor. Efe Hazreti o çok çok diyor. 10 bin lira. Bunun parayla as para mı? Efe kızıyor. Kurban 10 diye ihtiyaç çok çok diyor. Tabii daha ne yapsın? Zarf gitti. Adam dayanamıyor. Doğru gidiyor. Adamı yakılıyor. Uzaklaşmamış. 50 metre gitmemiş. Sen nereden geldin? Niye geldin? Ne verdi? Vallahi ben Erzurum Tekman köyü var. Sana yakındır. Bizim orası. Ha, baba bunun köyü. Tekman köyü. Orada diyor ben diyor 2 gün önce yangın çıktı. O yangında 2 tane öküzümüz vardı. Kom derler kom. Komu bilir gom. Misin? Ha? Gom derler. Gom mu derler? Ben de kom. 2 tane öküz vardı. Telef oldu. Yüzbaşı soruyor bir öküz kaç para? Diyor ki 250 lira. Aa. Anladın mı delikanlı? Ne demek? Benim getirdiğim paranın aynı karşılığı. Tabii adam bilmiyor. Sana Efe ne verdi diyor. Cebinden diyor ki iki tane bir zarf verdi diyor. Ne biliyor musun? Bilmiyorum diyor. Aç bakayım diyor. Açıyor iki tane. 250. Tam öküz parası. Düşmadan bayılıyor. Sen bayılmaz mısın? Kendinden geçersin. Tam ihtiyaç. Geliyor Efe'nin yanına. Yüzbaşı. Diyor ki kurban sen dünyada ne iş yapıyordun? Diyor ben yüzbaşıydım. Sonra ne olursun? Ne olur sonra? Binbaşı. Sonra? Yarbay. Sonra albay sayıyor. General öyle bir geliyor ki genelkurmay başkanı. Sonra hiç diyor. İşte ben hiç olmuşum diyor. Hiç. İşte hiç ender hiç olan şu dünyada kendini batırma. Hiç. Enteresan bir şey. Bak. Nerede barlı? Bak şimdi. Aç 73'ü. Bak şimdi. Üstad Taleber de böyle bir. Taleber de böyle bir. Bak
Talebeler de öyle. Buldun mu bak? Oku şuraya. Muhterem üstadım, zekayım. Muhterem üstad, bana öyle geliyor ki ya, manevi saadete küşade bulunan ruhum kıymetli risaleleri okudukça, görüyor musun? Yazdıkça gitgide bir zevki manevi, bir saadeti ebedi hazırlıklarıyla coşacak. İnan ne bir saadet ki bu risaleleri okuyanlar bir zevk buluyor ki derse geliyor. Okuma şevki artıyor. Başka kitapta bunu göremezsin ya. Samimi söylüyorum. En mükemmel bir roman olsun. Bir defa, iki defa oku. Değil mi? Evet. Bir daha okumazsın. Ama bu okutuyor kendisini ya. Cidden yani. Demek ki o şiddetli zamandaki Ceberut asrında Allah peygamberden yasak oldu bir devirde. Ölümü göze alarak kitapta yazıyor, okuyorlar. Evet. Coşkunluklarının hayli devam ettiği oluyor. Evet bak. Üstadım. Bak şimdi burayı dinleyin. İşte o zaman dünya nazarımda bir hiçten ibaret kalıyor. Neymiş? Hiç. Ebediyete, ya, sonsuza, hiç, saadet alemlerine atılmak istiyorum. Mezar taşına yazdı. Hiç. Gittim bizimle gözümle gördüm. Evvela hubbiydik. Mehmet Feyzi abi Kastamonu'da. Sonra cübbi olduk. Sonra sükutu olduk. Sonra türabi olduk. Toprak. Evvela hubbiydik. Yani muhabbet tellalarız. Biz muhabbet tellalarıyız. Husumete vaktimiz yok. Sonra cübbi olduk. Kuyunun dibindeyiz. Kuyunun üstüne karışmayız. Üstad demiyor mu ki? Şu biz ümmet-i Muhammed'i sahil-i selamete, evet, çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Hademeyiz. Hademe. Sonra sükutu sessiz. Sonra türabi olduk. Toprak. Sahip toprak bir tevazu, mahviyet olacak ki Risale'yi bulandırmasın. Sonra da hiçten emekli olduk. Hiçten emekli olduk. Hiç. İşte insan hiç oldu bilse kötülük yapmaz. Derse bu veriyor. Nerede kaldı şimdi? Evet. Şey diyor hocam. Okuyor musun? İşte o dakikalar. O dakikalarda bakın. Bu dünyayı bana verseler. Yani öyle bir hale geliyorsunuz ki biz umre gidenler bilir. İnanın. Yaşadık da yaşayanlar da bilir. Orada bir namaz kılıyorsun ki bambaşka oluyorsun ya. O zevk var ya. He? Bu cümlede rahmetli Celal Tetiker abi aklıma geldi de. Allah rahmet eylesin. Söyle. Futbolculuğu bırakmaya bak, karar vermiş. Ben görmeyeceğim Celal abi. Bu beraber oldu epey. Allah rahmet eylesin. Diyor ki kulüp başkanı bir valiz para getirdi koydu önüme. Kulüp başkanı. Evladım aklını mı kaybettin? Yani milli takımın kaptanısın. Allah Allah. Ondan sonra insanlar senin bulunduğun noktaya gelebilmek için hayal bile kurdu. Ne diyorsun ya? Rüyalara giriyor. Çocuklar top oynar ya. Bu kulüp başkanı. Milli, yani, milli futbolcu değil mi? Derste demişti ki o an yani gözümden dünya öyle silinmişti ki İstanbul'un tapusu bile bana verilseydi zerre kadar yüreğimde bir heyecan meydana getirmeyecekti diyor yani. Bitmişti gözümde diyor. Görüyorsun. Ama rüyalara giriyor. Evet. Çalışın. Şöyle yapın diyor. Tasarruf eder gibi oluyor. İşte o dakikalar bu dünyayı bana verseler, bu tatlı hülyalarımın bir nebzesini bile vermek istemem. Rabbim bizi bu yüzden ayırmasın değerli kardeşlerimiz. Gelirken bir yazı gördüm orada. Dikkat kardeşlerimiz nasıldı? Sen yazmışsın. Hangisi hocam? Dikkat ediniz o mu? Her bir saatiniz. Bir gün ibadet hükmüne geçecek. Nasıldı? Bilin ki elinizden kaçmasın. Dikkat ediniz. Mektubat da ya. Mektubat da. Ver. Dikkat edin kardeşlerimiz diyor. Bak. Bak ya, hemen şurada. Vazifeniz ulvidir, hizmetiniz kutsudur. Hayır, onu diyor bak. Şurada bak, oku bak. Şu satır döndür. Şurası bak, oku. Ey kardeşlerim. Ey kardeşlerim. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir. Hizmetiniz ulvidir. Bak, ulvidir. Hakikaten de geçen burada sohbette ders yapmıştık. O anlatıyor. Ağrılı Rusat Hoca. Var mı hiç ağrılı içinizde, bilir misin? Biliriz hocam. Dedi ki burada. Rüstat Hoca demiş, bak isim veriyorum. Ahir zaman evliyaları, alem berzadık. Ve ben bizzat yani biliyorum olayı. 1909 ben yani duydum, söylüyorum. Hulusi abi ziyaretteyken Hulusi abi sadece şu konuşmayı söyleyeyim. Diyor ki, eğer siz Risale'nin kıymetini bilmiş olsadınız, 1929 Karacaahmet Çeşmesi, Barlı'ya giriş 3 kilometre. Belki 5 kilometre var. Oradan buraya bu ders için sürle sürle derse geldiniz. Sürle sürle. O halde ben hemen söyleyeyim özetleyerek.
Rabbim uzaktan yakına gelen kardeşlerim sizler için. Arabayla gelmişseniz arabanın dönenin dönen tekerin metresi adedince. Yaya mı geldin? Attı adımın milimetre alacağız sen sevap yazsın. Ama bu nimetin elimizden kaçma tehlikesi de var. Diyor ki biliniz bir dakika, ki... Bir dakika, ey kardeşlerim. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir. Ya Allah Allah. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Ahirete gidince İmam Gazali diyor ki ahirete giden herkes pişman. Pişman. Bak dedi bir şeyh varmış. Şeyh efendi. Daha derken göremedik ama biliniz ki, bak, biliniz ki elinizden kaçmasın. Evet. Ya delikanlı bir şeyh varmış. Giriyor gidiyor. Diyor ki müritlerim ileride bir orman gelecek. Orman. Şey toplayın. Ne derler? Söyle. Çaban mersini. Çal. Yok altı şey diyor. Oradan taş toplayın. Taş. Ben çok seviyorum. taş toplayın. Taş toplayın diyor. Tabii diyor ki biz herden buradan gelip geçiyoruz. Ne çakal var ne kurt var. Bazı almıyor. Bazı az alıyor. Gidiyor. Tekkeye varıyor. 232 sözler. Tekkeye varıyor. Sabah namazı çağırıyor şeyh. Ne yaptınız? Topladın mı taşı? Topladık. Çıkarın bakın diyor. Çıkarınca ne oluyor? Bir delikanlı. Altın oluyor. Altın olunca bu sefer azalan tüh diyor. Çok alan da tüh diyor. Niye? Tabii, niye daha çok almadı? Ya, ahirete gidince o zaman demeyin böyle. Bak eyvah. Eyvah. Aldandık. Ya. Ahirete gidince yani değil mi? Sen aldanmayacak mısın? Oo, aldanmayan var mı? Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannet. Keşke daha çok derse gitseydik. Keşke bu derse daha çok bulunsaydık. Keşke dinleseydik. Ya oku, ya okut, ya dinle. Dönüşü olma durumuna düşmeseydik. Evet. O zan sebebiyle bütün bak, bütün zayi ettik. Görüyor musun değerli arkadaşım? Oku. Evet, şu güzeran hayat... Hayat. Bir uykudur. Vallahi o kadar. Sordum, şimdiden yaşlı kim? Sen benden gençsin ha bak. Ne kadar yaşadın? Nasıl geçirdin ya söyle. Vallahi bir an. Hakikaten bir an. Öyle mi delikanlı? Yani. Bir an. Güzel mi gelişti? Bu da bir hadis-i şerif mali. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanır. Uyanırlar. İşten geçer. Bir rüya gibi geçti. İbrahim Aleyhisselam'a bir gün Cenab-ı Hak diyor ki git eline kazma küre al. Tepe git o bir çukur kaz diyor da. Gidiyor kazma küre alıyor. Kazıyor büyük mezar. Bir taş var. Yazıyor taşta. Ben Ad kavminin melikiyim. 1000 sene yaşadım. 1000 sene meliklik yaptım. Krallık yaptım. 1000 tane evlendim. Aman yarabbi. 1000 tane çocuğum oldu. Servet hatta hesabı yoktu. Çok zengindim. 1000 savaş kazandım. Böyle diyorum. Yazıyor. Fakat bir hastalığa tutundum. Çare bulamadım. Benim bu hastamı çağırıp onlara bütün serveti vereceğim. Bulamadılar. Ölüyorum. Ben aldandım. Siz de aldanmayın. Böyle yazıyor. İşte, eyvah aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Görüyor musun? Evet şu güzeran hayat bir uykudur. Yani kardeşim ya. Gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Devam et baba buraya bak. Kendine güvenen ve gibi olacak arkadaşlar. İç ve dış düşmanlar hükümet sardığı vakitte boş durmak olmaz. Oturmayı Allah sevmiyor. Münazaratın sonunda dedi ki leysi insan sağa. İnsan çalışma vardır. Çalışmayan demir paslanır. Akmayan su kokar. Müslüman yerine duramaz. Allah kalip her şey hareket ediyor. Sen nasıl hareket durabilirsin? O da arı gibi çalışasın. Ev ev, dükkan dükkan. Adam çağıracaksın, ev dersi yapacaksın ki bundan başka kurtuluş çağrısı yok. O üstad yapardı ya. Al sana şey yükselamlık. Zalim ne dedi? Al sana mebusluk. Al sana söyle. Milletvekilliği. Milletvekili al sana. Çamlıca'da bir köşk. Allah Allah. 9 milletvekili maaş. Ya. Sen adam bayılırsın ha sana böyle teklif olsa düşersin. Hepsini reddediyor. Neden? İman hizmeti başka. Öyle siz şey mi görüyorsunuz? Buraya gelip 15 dakika dinlemenizi basit mi görüyorsunuz ya? Ahir zaman evliyalara keşke ben de öyle olsam diyorlardı ya. Bu fırsat kaçar mı? Yeah. Hodri meydan. Varsa bundan başka böyle iman eser varsa hodri meydan yok. Evet. Bağlarısı yeter. Kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur.
şey tekrar başa dön derse, dedi ki baştan ey gaflete dalıp, ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp pozitif düşünce ve ahireti unutup seküler düşünce, dünyaya talip bireysel düşünce, bedbaht nefsin. Evet. Neye benziyorsun? Bilir misin neye benzersin? Neye benzer? Deve kuşuna. Buyur deve kuşuna. Al. Deve kuşuna demişler. Deve kuşuna demişler. Deme böyle. Çıkıyor işte öyle. Evet. Kanatların var. Uç. Uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş. Deve kuşu biliyor musunuz? Uçmamış. Evet. Ben fakat... ben görmedim ama büyük kanat. Sen gördün mü? Evet. Gördüm. Nasıl bir şey? Yani ne deve ne kuş. Ha. İkisinin ortası. Kanatları açmış. Ey kuş uç. Hemen kısmış. Ben deveyim. E deve sen yük taşı. Kanatları açıyor. Ben nasıl yük taşıyayım? Bu neye getiriyor? Oku bakalım bu neye getirecek? Yani ben deveyim şey demiş uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. Halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış. Avcıya hedef etmiş. Sonra ona demişler, madem deveyim diyorsun, yük götür. O zaman kanatlarını açıvermiş, ben kuşum demiş. Yükün zahmetinden kurtulmuş yani. Fakat hamisiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Yani anlaşılır mı? Özetleyebilirsin yani. Aynen onun gibi. Peki kısa söyle. Kafir, kafir, Kur'an'ın semavi ilanatına karşı küfrü mutlakı bırakıp meşkuk bir küfre inmiş. Ahirete, ona denilse... Ya ahirete inanmasa, ki benim bir öğrencim var, Halit Ertuğrul, profesör, biliyorsun konferansları var. Bir misafirliğe gidiyor, albay mı, yüzbaşı mı, ateistmiş. Bir şey derken, bu da ahireti anlatırken cehennemden bahsediyor. Evet. Biliyor musun? Hemen derhal gidiyor, hanım hanım müjde müjde ne var? Ateist bunlara, cehennem varmış diyor. Allah. Çünkü cehennem de olsa... İnsan bir beka istiyor. Şimdi nasıl ben gidiyorum diyor. Eyvah yok deyince. Abi bir ahiret var mı? Ona sarılıyor. Madem ahiret var. Ahiret için ne lazım? İman lazım. İbadet lazım. O zaman ben diyor kuşum diyor. Belki olmayabilir diyor. İşte böyle. Müslüman hali böyle Allah muazzam. Gel bu derslere uydur. Şeytan neler diyor. Ya. Hep sahip dursun diyorsunuz. İşte bak daha geçenlerde. Bak en son okudu kardeşimiz. Neydi? Bütün birbirine en efteli, en ecmeli peygamber ediyor. Ya siz hiç peygamber bahsetmiyorsunuz. Zalim okumuyor ki bunları. Gel dinle. Ona peki denilse... Yeter. Yeter. Evet. Anlaşıldı. Peki. Deve kuşuna niçin oku? Avcıyı görür uçamıyor. Hı. Başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Evet. Ey nefis. Ay. Şimdi derse yere başladı. Şu temsile bak. Burada mukaddeme yaptık. Şu temsile bak. Evet. Oku. Gör nasıl dünyaya hasrı nazar. Sırf dünya dünya dersen. Evet. Aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. 21. sözü aç. 1. makamının 1, 2, 3, 4, 5. ikaza bak. Şuraya oku. Acaba, bak acaba. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Evet. Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde bak, olduğunu... Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın... Fevkinde olduğunu... İstidat nedir? Bir hava değişsin. Evet. Risale'nin bir özelliği var derdim. İstidat yetenek demektir. Kabiliyet demektir. Allah insana öyle kabiliyet vermiş ki doktor olur, mühendis olur, her şey olabilir. Kötü de olabilir. Ama onun başını alalım. Hem ibadet, hem ahiret, hem tefekkür ettim size. Sonra konuya gireyim. Bak şurada Mesnevi'de zerrede bir bahis var. İlem eyyühel aziz. İstidada dikkat ediniz. Aslan gibi hayvanların... Arslanı görsen... Diş ve pençelerine bakılırsa... Allah Allah, korkar da mı? İftiras ve parçalamak için yaratılmış olduğunu anlaşılır. Arslanı görünce okşamak için bu hayvan. Yok, adam ödü patı korkar. Yerisini parçalamak için yaratılmış olduğu belli. Rüyadaki adam uçuklar ya, uykusu kaçar. Evet. Arslan. Peki? Ve kavunun... Mesela letafetine dikkat edilse... Bu abi 40 ağaç kavunu görenler. Veya kavun... Ha? Nasıl? Çok böyle latif. Ve o kavun top oynamak için yaratılmış. O kavun
parçalamak için değil. Ne? Yemek için yaratılmış olduğu hissediyor. Peki nereye getirdin mevzuyu? Kezalik. İnsan. İnsanın da istidadına bakılırsa. Ama insanın yaratılışına bakın. Mesela delikanlı uykun yok değil mi? Bana bir meyve söyle bakayım. Elma. Elma diyorlar. Evet. Elma çok seviyor burada. Elma. Elma portakal olmaz. Zakkum hiç olmaz. Vişne olmaz. Sen bana bir hayvan söyle delikanlı. Aslan. Ne diyor? Aslan. Aslan. Diyor. Allah Allah. Aslan ama rüyana girmesin. Aslan. Aslan koyun olmaz. Koyun da tilki olmaz. Tilki de yılan olmaz. Farklı. Hepsinin istidadı farklı. Farklı, istidadı farklı. Sen bana bir melek söyle ya. Melek. Bir melek söyle. Melek. Cebrail. Cebrail ne yapar? Ne yapar? Vahiy verir, ilham vahiy verir. Azrail ne yapar? Canan. Ruhları kaldırır. Ama insan elma gibi şeker olur. Zakkum gibi acı olur. Tilki gibi kurnaz olur. Yılan gibi zehirini akıtır. Aslan gibi parçalar. Var mı? Var. Melek gibi insan olur. Azrail gibi adam öldürür. Görürsün. Böyle bir varlık insan. Bütün hayvanın fevkinde mi? O halde oku. İnsanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi bakın ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da görüyor musun? Teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Şu söz var ya çok konuşulur ama bir örnek de bırakayım buraya. 40. adam rahmetli bir örneği vardı. Hasbel kader diyor giderken bir dereye, okyanusa bağlı bir dereye bir balina balığı düşmüş diyor. Hatırladın mı sana? Nasıldı sen yani, söyle. Yani toparlayacak kadar değil de örneği hatırlıyorum. İşte. Bakın balina balığı kaç metre boyuysa bilmiyorum da. 20 metre, he? 30 metre. 30 metre. Ama dere bayağı derin. Zavallı hayvan böyle yatıyor. Bura açık. Böyle yatıyor. Söyle. Bu sırt hayvan... da açık. Böyle yatıyor. Bir türlü o dere, o şeyi, hayvanı kaplayamıyor. Anlarsın ki bu balık... Bu dereye göre değil. Değildir. Şimdi insan istidadına bakıyorsun ki dünyaya sığmıyor. Hakikaten de. Makam para doyurmuyor. Ebed istiyor. Ruhu istiyor. Demek ki vazif fıtresinin ibadet olduğu gibi ruhani ulviyeti ne gösterir? Ya ahireti gösterir. Allah. Hem ahireti anlattı bize. Peki. Şu neydi? Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu, hı-hı, ve hayat-ı dünyeviyenin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini hemen biliyorsun. Geçiyorum. Beşinci sözün sonunda serçe kuşundan bahsediyor. Hayvani cihet itibariyle bir serçe kuşuna kavuşamasın. Bak bugün beni bir yarısı aradı. Hocam imtihana giriyorum dedi. Dua et dedi. İmtihan düşünüyor. Para düşünüyor. Kiracısı benim kirayı para, iki ay başını düşünüyor. Rızkı düşünüyor. Değil mi? Ya. Ama serçe kuşunu düşünüyor mu? Aha. Bak hava kış geldi, yaz geldi. Hiçbir şey yok. Ona kavuşamıyorsun. Evet. Bundan neden anlamıyorsun ki? Bakın. Vazifeyi asliyen hayvan gibi çabalamak değil. Belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayat daimi için sahi etmek. Yeter. Demek ki hakiki hayata çalışmaktadır. İnsanın amacı bu. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hakiki insan olmak. Allah bizi hakiki insan etsin. Amin. Vakit de geldi ama dersin yarısına geldik ama mesela hakiki insan deyince şurada size bir örnek vereyim. Hakiki insan nedir? Hakiki insanın vasıfları. Bak. Oku hakiki insan nedir? Bir iki örnek okuyayım. Bir sual. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Cevap doğruluk. Demek hakiki insan doğru olacak. Yalan söylemeyecek. İki. Sual daha cevap yalan söylememek. Daha bakın gideyim. Sual sonra. Sonra. Cevap sırk. Bunu yapalım. Doğruluk. Başka? Yalan söylememek. İki. Sıdk. Evet. Sadakat. Sadakat. Bağlılık. İhlas. Allah için çalışmak. Sebat. Devam etmek. Tesanüt. Yardımlaşmak. Sual. Neden? Bakın. Cevap. Küfrün mahiyeti yalandır. Adam her gün yalan söylüyor. Hele bu var ya buyurun nedir? Kafirlik alameti. Yani hani var ya şeyde. Söyle bugünlerde bu var ya hep yalan söylemekler. Allah muhafaza. Diyorsun.
Yalan revaçta oluyor bu. İnternet var ya, evet, yalan. Müslümana yakışır mı bu? Müslüman doğru olacak. Ya. Konya Mevlana diyor delikanlı. Ya olduğun gibi görün. Ya göründüğün gibi. Yalan söylemeyeceksin. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kafi değil midir ki hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıdır. Yeter. Şimdi şöyle bitirelim kaldığımız yerde. Mesela öne 5 dakikada bitireceğim onu. Mesela şu Karye'de, kusura bakmayın, yani Barla'da iki adam bulunur. Evet. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Evet. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. Tekman'da Allah'ın dağı ta kuşuna kervan kesmezler. Erzurum Tekman'da. Evet. Bütün akrabalar bu İstanbul'a gelmişler. Evet. En güzel yerlere yerleşmişler. Bu da orada yaşlandı. 60-70'lere geldi. Köylüyle beraber ha? Tek kalmışım. Ha? İki kişi. Bir İki kişiyiz. Ha. Ya gel deseler adam gelir mi gelmemişsin? Tabii. Tekman neresi? İstanbul'un mükemmel yeri neresi? Belki istemez mi? Ne demek istedi bu? Ne anlatmak istedi? Yani ahiret öyle, burası böyle. Evet. Oku. İkinci adam ise %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel, yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim, alamı, firakı kapamak ister. Evet, son dakikamızı bununla ilgili bir yer gösterin. Ricalarda, çoğumuz yaşlıyız. Ricalarda 26. namanın aynı olayı teyit eden 10. ricasında bir olay var. Üstad Eyüp Sultan'a geliyor, bir tefekküre dalıyor. Kendi kendine buraya açıklayan bir murakabe ediyor. Bak şimdi. O hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle ihtar etti ki senin şimali şarkide Rusya Kosturma'daki gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Evet. Birisi bu dostların herhalde İstanbul'a gideceklerini biliyordun. Buyur. Sana birisi deseydi. Bak önemli. Sen İstanbul'a mı gideceksin? Yoksa? Yoksa burada mı kalacaksın? Soğuk, kış. İstanbul'a göre ne kadar? Evet. Elbette zerre miktar aklın varsa İstanbul'a ferah ve sürurla gitmesini kabul edecektim. Doğru mu? Evet. Çünkü 1001'den 999 ahbabın İstanbul'dadırlar. Hepsi İstanbul'a gelmiş, bir tane kalmış. Burada bir iki tane kalmış, onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek hazin bir firak, elim bir iftirak değil. Hem de geldin, memnun olmadın mı? O ya. Düşman memleketindeki pek karanlık, uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldun. Bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldin. Aynen öyle de senin küçüklüğünden bu yaşına kadar sevdiklerinden %99'u sana dehşet veren kabristana göçmüş. Aman yarabbim, evet. Bu dünyada kalan bir iki dostun var. Onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir. O ahbaplara kavuşmaktır. Onlar, yani o ervah-ı bakiye, eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp, bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı alemi berzah tabakatında geziyorlar diye ihtar edildi. Hemen onu ben aklıma, bak, burayı okuyacaktım. Bak, vakit de geldi. Yıldız deyince bir hatırayla bitirin bari. Sungur abiyle konuşurken üstad demiş ki ona bir gün, inşallah senle biz bu eserleri nerede? Yıldızlarda inşallah okuruz. Şimdi inşallah kabire giren üç şekilde muamele görüyor. Ya berzah memleketinde, kabir aleminde öyle orada görüşüyorsun. Ya cennet bahçe veya malum veyahut da yıldızlarda gidiyorsun. Evet. Ya hapis, ya berzah bile geziyorsun. Bir yıldızlarda. Bir taziyeyle ölen bir kardeşlerimiz varsa onun akrabayla bir taziye olur. Yıldızla ilgili öyle bitirelim. Oku bak şimdi. Bir taziye
Şurayı oku. Yıldız'la ilgili bir yer var. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bitiriyorum. Dinleyin bunu. Ben hem kendimi, hem sizi, hem Risale-i Nur'u taziye ve merhum Hafız Ali'yi ve Denizli Mezaristanı'nı tebrik ediyorum. Evet. Meyve Risalesi'nin hakikatını ilmel yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz. Bakın iyi dinleyin. Hafız Ali yani değil mi? Hafız Ali abi evet. Aynel yakin ve hakkal yakin makamına çıkmak için. Bakın. Kabre cesedini bırakıp. Bırakıp çaylar gelebilir. Melekler gibi yıldızlarda. Evet. Bakın. Alemi ervahta seyahate gitti. İnşallah bize de öyle nasip etsin. Hep bize. Amin. Bak şimdi bir aminleri çoğaltın oku. Yavet. Ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahata çekildi. İnşallah öyle gidelim. Cenab-ı Erhamirrahim'in Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince hepimiz ruhlarına defteri amalimize hasenat yazdırsın. Amin. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Amin. Ve kabrinde Kur'an'ı, Risale-i Nur'u ona ve bize şirin ve enis arkadaş eylesin. Amin. Amin. Ve Nur Fabrikası'na onun yerine size inşallah 10 kahraman ihsan edip çalıştırsın. Amin. 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 Bizim bir de hatimlerimiz var. 8 hatim hocam. Hocamızdan bir aşir ve kısa bir hatim duası alsak. Çok kısa gel. Cüneyt seni yine istiyor. Seni bulmuşlar bile bırakmasın. Gel. Hatim duası diyeceğim. Kısa, çok kısa. Gel, al gel. Vaktimiz var diyor hocam. Ha, peki. Peki. Buyurun. Muzaffer abi derdi ki Ragıbaş bak bakalım çaydanlık taşıp da şeyi söndürmesin derdi. Su taşıp da çay da unuttum ya. İmran suresinde geçen Cenab-ı Allah'ın dua mahiyetinde bize öğretmiş olduğu 3 ayetle bitirelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين Sen kendine hamdü senayı nasıl layık görüyorsan, biz günahkar ve aciz kullarından öyle kabul buyur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, salatu selam, tahiyyat ve ikramları nasıl layık görüyorsan, biz günahkar ve mücrim ümmetinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selamlarımızı öyle kabul buyur ya Rab. Ya Rabbi, Rabi'ül Evvel ayında bulunmuşuz. Sen nasip eyledin, bu aya kavuştuk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşriflerinin olduğu aydayız. Ya Rab, cahiliye döneminde Hazreti Peygamber'in nuraniyeti ile dünyayı aydınlattığın gibi şu anda onun dünyayı teşriflerinin bulunmuş olduğu aydayız. Onun nuraniyetiyle ruhlarımızı nurlandır. Onun nuraniyetiyle gözlerimizi nurlandır. Onun nuraniyetiyle basiretimizi aç. Onun nuraniyetiyle önümüzdeki tüm engelleri kaldır ya Rab. Ya Rabbi, senin rızan için okumuş olan hatmi şerifler var. Yasin-i şerifler var. Dergah-ı uluhiyetinde, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, Kudüs-ü Şerif'te ve bilumum şu an yeryüzünde okunan bütün dualarla beraber en güzel şekliyle kabul eyle ya Rab. Bizden maal kusur bir şekilde sana göndermiş olduğumuz dualarımızı dergah-ı uluhiyetinde zatına yaraşır bir şekilde kusurlarımızla beraber kabul eyle ya Rab. Ya Rabbi, Hazreti Adem aleyhisselam efendimizden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Onların izinde ve yolunda gidenlerin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rab. Ehli imanın ve ehli İslam'ın ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rab. Ya Rabbi, iman üzere, İslam üzere ölmüş olan bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Kabirlerinde inim inim inleyen, yok mu bize bir Fatiha okuyup da kabirlerinde bir Fatiha bekleyen, kimi kimsesiz kalmamış ama mümin ve Müslümanlardan olanların da ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rab. Ya Rabbi, şu an Cuma gününe girmiş bulunuyoruz. Ve bizleri Cuma günü hürmetine affedip de cennetine dahil etmiş olduğun kullarınla beraber eyle ya Rab. Cuma'yı önümüze hayır eyle. Cuma'yı günümüze hayır eyle. Cuma'nın bereketini ömrümüze müzdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Her gecemizi kadir eyle. Her gelenimizi hızır eyle. Hakkımızdaki murad etmiş olduğun her olayı hayır eyle ya Rab. Ya Rabbi, dünyada ve ahirette bize iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bir göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa bizi nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eyle ya Rab. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eyle ya Rab. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eyle ya Rab. Ya Rabbi, dünyada rezil olmaktan bizleri koru ve muhafaza eyle. Ahiret azabından koru ve emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, nimetlerinin devamını senden diliyoruz, bizlere nail eyle. Lütfunu istiyoruz, bizlere nail eyle. Keremini istiyoruz, bizlere nail eyle ya Rab. Ya Rabbi, azabından merhametine sığınıyoruz. Gazabından rızana sığınıyoruz. Senden yine sana sığınıyoruz ya Rab. Elimizi boş, yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbi. Bizi zatına layık kul eyle. Elimizi yüzümüze kavuşturmadan önce bütün dualarımızı kabul eyle ya Rab. Ya Rabbi, dualarımızın kabul olmasını engelleyen ne kadar günahımız varsa
Hepsini affu mağfiret eyle ya Rab. Dualarımızın kabul olmasını engelleyen ne kadar günahımız varsa hepsini affu mağfiret eyle ya Rab. Hepsini affu mağfiret eyle ya Rab. Ya Rabbi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin senden istemiş olduğu bütün hayırları ümmeti olarak biz de senden istiyoruz. Burada amin diyen bu kardeşlerimiz senden istiyor. Ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz senden istiyor. Hazreti Peygamber'in o hayır istediklerine bizleri nail eyle ya Rab. Hazreti Peygamber'in kendisinden sana sığınmış olduğu şeylerin şerrinden bizler ümmeti Muhammed adına sana sığınıyoruz. Bizleri ve ümmeti Muhammed'i emin eyle ya Rab. Bizleri ve ümmeti Muhammed'i o şerlerden muhafaza ve emin eyle ya Rab. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle. Kardeşliğimizi daim eyle. Aramıza fitne fesat tohumları ekenlere fırsat verme ya Rabbi. Birlik beraberliğimizi en güzel şekliyle daim eyle ya Rab. Ya Rabbi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında sahabe-i efendilerimizi cem ettiğin gibi bizleri de onların yolunda cem eyle. Bizleri Hazreti Peygamber'in yolunda cem eyle. Bizleri sahabenin yolunda cem eyle. Bizleri tabiinin yolunda cem eyle. Bizleri ehli sünnet çizgisinde yürüyen kullarınla beraber cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kıyamet saatine kadar senin rızan için çalışan bütün kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda bu dua hürmetine, bu aminler hürmetine ümmeti Muhammed ve bilhassa şurada bulunan bu kardeşlerimiz ve bizi seyreden kardeşlerimizden ya Rabbi dertli olanlarına tez zamanda devalar ihsan eyle. Hasta ve hastalıkları olan yakın kardeşlerimiz var. Hastahanelerde inim inim bekleyen kardeşlerimiz var. Şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Ya Rabbi tez zamanda hepsine hayırlı şifalar ihsan eyle. Kamil şifalar ihsan eyle. Acil şifalar ihsan eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'den ve burada bulunan kardeşlerimizden borcu olanlara tez zamanda helalinden edalar ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi, olur da başka zaman dua edip senden istediğimiz ama şu an aklımıza gelip de isteyemediğimiz ne kadar duamız varsa, ne kadar dileğimiz varsa, ne kadar niyazımız varsa hepsini senden istiyoruz. Biliyoruz ki senden başka bize verecek, senden başka dualarımızı kabul edecek olan yoktur. Ya Rabbi, senin mucib ismine sığınıyoruz, dualarımıza cevap ver ya Rabbi. Latif ismine sığınıyoruz, lütfunla kabul eyle ya Rabbi. Kerim ismine sığınıyoruz, bizleri cömertliğinle ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Risale-i Nurlar'da hizmetli olan kardeşlerimiz var. Üstad Hazretlerinden bugüne, bugünden kıyamet gününe kadar bu hizmette daim olacak olan kardeşlerimizin ervahlarının ruhlarında da hediye eyledik sen vasıl eyle. Ya Rabbi, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Seyyiatlarını hasenata tebliğ eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Bil umum cümlemizi, ümmeti Muhammed'in her bir ferdini ya Rabbi Hazreti Peygamber'in makamı mahmudunda, Havz-ı Kevser'i başında bizleri cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı af eyle, seyyiatlarımızı hasenata tebliğ eyle ya Rabbi. Amin, amin ve selamun alel murselin ve selametun alel hazirine vel gâibin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavatuhu.